Bursa Saitabat Şelalesi'ne geldik. Bakalım nasıl bir yer. Aşağı doğru da ufak bir dere devam ediyor. Bu taraflarda hep kafe. Ya biz hazır Bursa'ya gelmişken gelelim dedik ama herhalde herkes böyle. Hazır Bursa'ya gelmiş herhalde. Bursalı'yı çok sanırım falan. Çok kalabalık ya. Ama bugün pazar ya, belki de o yüzdendir. Aşırı bir kalabalık var yani. Ama bu su var ya, daha çok aksa çok güzel olurdu. Şu an çok az bir su akıyor. Yani su çok az. Bizim oradaki şelaleler daha büyük. Serinleri'deki şelale daha büyük. Ve daha ortamı daha doğal. Burası biraz yapılaşmış. Sadece buradan yukarısı birazcık şey güzel. O da işte kayalık, komple kayaların ortasından aktığı için bu taraf güzel. Onun dışında şelalesi o kadar çok aman aman değil yani. Yani bakıldığında aslında çok güzel bir şey. Ata binmek, midilliye binmek. Evet, bunlar için şurada bir kahve içelim mi? Bunlar tabii ki binek hayvan, binilmesi için var falan ama ne bileyim ya, hava böyle sıcak ya, o atlara, midillere binildiği zaman canım yanıyor. Ya şey, aslında ne bileyim, dediğim gibi bunlar hep binek hayvan ama böyle sıcaklarda olunca insanın içi acıyor, canı yani. Hayvanlar para kazanma, ticaret uğruna bu şekilde kiralanıyor. O da hoş değil ya, bence hoş değil. Ben bilmem herhalde, bilmiyorum. Hani atım olursa, kendim bakıyorsam binerim ama böyle ticari amaçlı bilmem diye düşünüyorum. Kim bilir kaç kişi biniyor günde. O hayvan kaç saat yürüyor, kaç saat üzerine birilerini taşıyor. O yüzden biraz sıkıntılı bence.
Bakalım Bursa'da kız isteme nasıl oluyor, düğün nasıl oluyor? Bursa'da düğüne geldik. Bugün Bursa'yı geziyoruz. Kapı sende mi? İyi hadi bakalım. Kaç paraya bırakacağım? Ya şimdi millet çıkıyor diye araba gelsin alacağım. Serdar gelin oradan çıkar ha. Buralar. Çıkmaz orada. Serdar içeri gir lan. Olan bir yer açıyor. Hoş geldin. Kapıyı bir kapat kapıyı. Çık oradan bir şey. Doğa falan. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve Ali ve sahibi ecma'in.